Dur o topu. Şimdi İzlik Spor için bir gol şansı. Bir kafa gol mü? İzlik Spor golü buluyor. İzlik Spor Ali Ayan'la golü buluyor. Yeşil Beyazlar mücadelede 1-0 öne geçiyor. Golü erken buluyor İzlik Spor. Ali Ayan'ın müthiş kafa golü. Müthiş bir kafa gerçekten. Duruşu nasıl kullanacaklar? Atışan orta kale içine. Bir kafa 2-0. İzlik Spor kafalar, kafa golleriyle üstünün artık tercihleştiriyor. Yeşil Beyazlar 2 kafa golü, 2 vuruş, 2 gol. Yeşil Beyazlar mücadele 2-0 ön. Pas yaptı Yeşil Beyazlar. Geriye çevrilen top. Kale içine sert bir vuruş. 3-0. Kaleciden bir hata. İzlik Spor tabiri caizse fark açıyor. Müthiş bir top attı. Bir uzun top. İzlik Spor için bir şans yine. Çevrilen top. Kale içinde bomboş. Bir vuruş. 4-0. İzlik Spor mücadele skoru 4-0 yapıyor. Top alana gidiyor. Mücadelede ikinci golü. Ali! Ali! Aferin bana! Alayan'ın ilk golü kafaylaydı. Eman Spor tekrar mücadeleye başlıyor. Orada Beyazlılar. Şimdi bir pas. Kale, müthiş bir gol. Müthiş bir gol. 5-0. İzlik Spor 5. Eryaman Spor 0. Aferin oğlum. Müthiş bir gol atıyor gerçekten. Ankara Eryaman Spor 0. Çevrilen top. Bir kafa ayak. Müthiş bir gol. Eryaman Spor da şeref sayısını buluyor. 5-1 skor. Müthiş bir gol atıyor gerçekten voleyle. Ümit Efe Yıldız Eryaman Spor'da farkı 4'e indiriyor. Skor 5-1. Müthiş bir gelişine vuruş gerçekten. Kafasını hazırlarken müthiş bir voley patlattı. Spor Afyon YouTube kanalıma hoş geldiniz. Erdal Aydar'la beraberiz. Eryaman Spor Kulübü Başkanım. Evet. Başkanım, bugün aslında iyi başladınız mücadele ama sonuç pek istediğiniz gibi olmadı. 5-1 evet. Mağlup oldunuz. Uşak'ta ne düşünüyorsunuz turnuva ile ilgili genel olarak bir maç? Tabii bu yaş grubundaki çocuklarımızın ilk tecrübesiydi bu. Uşak ilk defa Ankara tarafından katılan bir şehir olmuş oldu. Memnun kaldık turnuvadan. İlk maçımız berabere kaldı. Çocuklarımız çok heyecanlıydı. İkinci maçımızda galibiyetle ayrıldık. Bugün final maçıydı. Uşak bölgesi finaliydi. Sakatlarımız vardı. İki tane dün kazanmamızın arkasından rakibimizin şiddetle muamelesi ve arkasından bizim çocukların tepkisinden dolayı iki tane kırmızı kart yedik. Ondan dolayı. Bu bayağı bugün bence etkili. Evet. 4-5 oyuncumuzu ciddi anlamda dolayısıyla oyunumuzu etkiledi. Sağlık olsun. Yani bu turnuvalara katılacağız. Buradan şampiyon da çıksak sonuçta bu çocuklarımızın bir şeyler öğrenmesi için buralardayız. Onların heyecanına atması için buralardayız. Futbolun doğrularını yapması için buradayız. İnşallah daha iyi, daha güzel günler göreceğiz. Daha iyi futbol. Buradan Uşak'tan da burada Uşak Amatör Spor Kulübü Federasyon Başkanı Osman Başkanıma çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel ağırladı misafirperverliği için. Uşak halkına da yani biz caddelerinde, sokaklarında esnafıyla gezdik. Hepsiyle muhabbet ettik çocuklarımıza. Hepsi çok sıcakkanlılıkla bizleri bağırlarına bastılar. Çok hoşumuza gitti. Bir turnuva olduğunda eğer böyle bir seçenek hakkı sunsalar ilk seçeceğim şeylerden bir tanesi Uşak olur. Tekrar teşekkür ederim. Çocuklarım da ayağına sağlık. İznik Spor'a da başarılar diliyorum turnuvada.
Teşekkür ederim. Eryaman Spor Kulübü oyuncuları Fatih ve Mehmet'le beraberiz. Bugün aslında dün biraz sıkıntısını yaşadınız. Bugün 5-1 mağlup oldunuz ama ne düşünüyorsunuz maçla ilgili genel olarak? Dün maçlar istediğimiz gibi gitmişti fakat son dakika kargaşa çıktı ve 2 tane kırmızı kart yedik. Bugün de maçlar istediğimiz gibi gitmedi. 5-1 mağlup olduk. Evet, Fatih'e geçelim. Fatih, senin düşüncen neler bugün? Yani bugün evet, birkaç arkadaşımız kırmızı kart yemişti. O yüzden eksik başladık maça. Rakibimiz iyi başladı maça. Biz de gelin mağlup olduk. Rakibimize başarılar dilerim kalan maçlarında. Evet. Bu turnuvaya gelecek aklına neler düşünüyorsunuz? Yani bizim için güzel bir deneyimdi. Seneye inşallah U16'da bir daha gelmek istiyoruz. Senin düşüncen neler? Güzel anlar yaşadık. Güzel tecrübeler edindik. Seneye inşallah tekrar gelmeyi düşünüyoruz. İnşallah da geliriz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahim Bey'le beraberiz. Bursa İdik Spor. Bugün 5-1 galip geldi hocam. Müthiş bir galibiyet. Artık son 22'ye kaldınız. Bölge şampiyonasından Türkiye şampiyonasına gideceksiniz. Ne düşünüyorsunuz? Evet, öncelikle tabii buraya gelmekte belediye başkanımızın çok büyük katkısı oldu bize. Tabii kulüp başkanımız da keza burada bizi yalnız bırakmadı. Bütün maçlarımızı izledi. Burada gruplar gerçekten zordu. Ankara takımları ilk maçlarda zor maçlar geçti. Çekişmeli. Tabii bizim çocuklara güvencimiz tamdı. Çocuklarımız tek tek ilgilendik. Bursa grubundan da zaten namağlup geldik buraya. Güzel maçlar oldu. Güzel müsabakalar oldu. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Tabii final maçında da flash bir skor aldılar. Öncelikle, müthiş goller. Evet, müthiş goller. Öncelikle onları tebrik ediyorum. Ayağına sağlık hepsinin. Yüreğine sağlık. İnşallah ikinci kademede Bursa'yı tekrar daha iyi yerlere taşımak için mücadele edeceklerine inanıyorum çocukların. Çocukların her şey. Çocukların hakkı sevinsinler. İzniye selamlar diyorum. Size de çok teşekkür ederim buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Spor oyuncuları Emir ve Enes. Enes ile beraberiz. Bugün 5-1 galip geldiniz. Evet. Müthiş bir maç. Aslında biraz da şov yaptınız biraz da işin doğrusu. Ne düşünüyorsun bu galibiyetle ilgili? Hocam çok çalıştık. Başardık da. Çok zorlu geçti ama istediğimiz sonucu elde ettik. Çok güzel bir gol de attım. Arkadaşlarımla hepsini tebrik ediyorum. Hocam sakatlık geçirmeseydim daha iyi olurdu ama ufak bir sakatlığım oldu. Böyle bitirdik. Evet, Emir'e geçelim. Sen de fark yaratan oyunculardan birisiydin bugün turnuvada ve galip geldiniz. Artık bölge şampiyonasından Türkiye şampiyonasına gideceksiniz. Ne düşünüyorsun genel olarak? Ya, hak ettik. Hak ettiğimiz sonuçtu. 3 maçta 3 galibiyet. Sadece 1 gol yedik 3 maçta. Hak ettik yani. 5 golle bu maçı da tamamladık. İkinci kademeye inşallah çıkıyoruz. İkinci kademede de başarı yapıp çeyrek finale taşımak istiyoruz. Bursa'nın adını her yere duyurmak istiyoruz. Yani büyük bir kulübüz. A takımımız da bala çıktı. Üçüncü ligde akademi olmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Başarınızın devam ediyoruz. Hacı'ya devam ediyoruz. Ediz ve Ömer'le beraberiz. Bugün 5-1 galip geldiniz. İznik Spor olarak ne düşünüyorsun maçla ilgili? Çok konuşulacak bir şey yok. Sahada da olsun, görünen görünmeyen yer olsun. Hocamız da destek verdi. Kendi elit ligimizde de namağlup geldik buraya. Burada da namağlup bitirdik. İnşallah çeyrek finalde de namağlup yapıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Teşekkür evet. ederim. Ediz'le beraberiz. Bugün iki kritik kurtaşım vardı aslında 3-0 iken. Orada biraz maç döndü diyebiliriz. Nerede düşünüyorsun o anlarda? Ne oldu sence? Aslında çok bir panik yapmadım. Artık alışkın olduğum durumlar. Takım her ne kadar iyi olsa da süt fazla yediğimiz maçlar da oldu. Yediğim sütlarda herhangi bir stres yapmıyorum. Hani gol yemeden kapattım sezonu. Gayet iyi bir istatistik. Bunu ikinci kademeye de taşımayı düşünüyorum. Yani maç hakkında da çok bir şey denmeye gerek yok. Bomba rakibi, bomba rakibi, bomba, bomba, yeşil, beyaz.